Efendim, dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışmada son aşamaya gelindi. Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kart ve kredi borçlusuna müjde vermesi bekleniyor. Peki yeni düzenleme nasıl olacak? Bakalım. Dar gelirlinin takibe düşen borcu için iki bakanlık, Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlığı çalışmalarını tamamladı. Gözler şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da. Pandemi sonrası küresel tedarik krizi ve enflasyon artışı özellikle dar gelirliyi kredi ya da kredi kartına yönlendirdi. Geçen yıl 73 bin kişi kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle takibe düşerken bu yıl sayı 222 bine çıktı. Hükümetle dar gelirli vatandaşın hukuka taşınan maddi sorunu için harekete geçti. Bakanlık bürokratlarının yaptığı çalışmanın çerçevesi icralık olan borçlar. Belirli miktardaki borca kadar haciz işlemi yapılmaması, icralık borçların faizlerinde indirime gidilmesi, kamuya dönük borçlar için yapılandırmaya gidilmesi ve takibe düşme süresinin uzatılması seçenekleri masada. Teknik çalışmaların ardından taslak Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında yapması bekleniyor.